Duyduk, duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendim Hazretleri, benim görüştüğüm İmam İskender Alemi Hazretleri, Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürdükçe hesap paracağım. Kudret Sohbet Arkadaşları'nı çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı e, biledim. E, Allah'ın izniyle ben e, sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım delikanlıları bana Türkiye'de karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Tane oldum, çok uzun, çok uzun Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum. Sanki bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Kur üzeri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz adaletin önemi. Birinci sual adalet kavramının önemi nedir? Adalet toplumun temelidir. Adalet insanlar arasında Haksızlıkların ceza ile yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Kim hangi vazifeyi gerçekleştirirse o vazifenin sağladığı hakkında sahibidir. Nerede haksızlık varsa orada adaletsizlik vardır. Eğer adalet zedelenirse toplumdaki aşınma hızlanır. Adalet objektiftir ama hak subjektiftir, kişiseldir. Adalet objektif toplumsaldır fakat hak kişiseldir. İkinci sual, adalet yerine getirmek isteyen kişinin ölçüsü ne olmalıdır? Tabii ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Emanet ruh, sahibine teslim edildiği zaman fizik vücut emanet olur, sahibine teslim edildiği zaman nefs emanet olur ve en son olarak irade de Allah'a teslim olur. Vize hakkatım beyinlerse, tahkimül bilat dört teslimi gerçekleştirenler insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet dökmedin. Nisa 135'te de, akrabanızın aleyhinde dahi olsa mutlaka adaleti yerine getirenler olun. Yaa'ılazzinaman uku nuqawamin bilqis bil dahi lil lillahi. وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسَكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ İster anne babanızın aleyhinde, ister kendinizin aleyhinde, ister akrabanızın aleyhinde olsa dahayı mutlaka Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. وَاِنْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْ فَخِيرًا İster zengin olun, ister fakir olun. فَاللّٰهُ اَوْ لَا بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ Hevanıza tabi olmayın en tadilu adalette hevanıza tabi olmayın. Mümtehine suresinin 8. ayet-i de allah Teala sizinle savaşmayan din konusunda sizinle savaşmayan ki din konusunda bizimle savaşanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkartmayan insanlara karşı iyilik yapmanızı ve adaletli olmanızı da Allah Teala sizi nehy Demek ki iki tane savaş sebebi var. Birisi kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bir de bizi yurdumuzdan çıkartan insanlar. İki tane savaş sebebi var. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan Mekke'nin müşrik ve kodamanları vardı. Onlar Peygamber Efendimiz'e ve onun sahabesine çok eziyet verdiler. Yani onlarla savaştılar. Hatta Enfal suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e inkar edenler yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Demek ki tutuklamak istiyorlar, öldürmek istiyorlar ve sürgün etmek zekim hücrese zorladılar. Arap 181'de de aynı şekilde Yunus 47 bütün Resullerin adaleti yerine getirmek üzere vazifeli olduklarını biliyoruz. Adaleti sağlayacak olan kişilerin hangi vasıfta olmaları lazım geldiğini allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu için hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Adalette en üst boyutta riayet edenler nefslerini, afetlerini yok edebilen ul elbab makamına ulaşabilenlerdir. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı, zedelendiği ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı, topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileri de zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki onlar adaleti sağlayanlardır. Onlar Allah'a ulaştıranlardır. Ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecektir. Evet, bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracaktır. Üçüncü sual, Allah'ın kanunlarını bilmeyen kişi cezadan kurtulabilir mi? Hayır. Bilmemesi söz konusu değil. Mutlaka ona tebliğ eden birisi vardır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerine cehennem bekçiliği sual soruyorlar. Size, sizi buraya gelmekle ulaşan yaralıcılar, nezirler gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyorlar, geldi. Allah'ın kanunu bilmemek, cezayı hak etmemek manasına gelmiyor. Herkes Allah'ın kanunlarını öğrenmek mecburiyetindedir. İnsan diyebilir ki ben öğrenmem. El cevap öğrenemeyebilirsin. Ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde sızlanmaya hakkın olmaz. Ama defterimiz bizim aynamızdır. Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak şuna insanlar olabilir ama bu hiçbir zaman hakikati ifade etmez. Allah mutlak adaletin sahibidir. Kitap göndermesem azap etmem bu kitabı açıklayan Resul göndermesem yine azap etmem buyuruyor. Öyleyse her devirde allah Teala'nın bir şeriatı var. Bu şeriat tektir. Şura 13 ile Maide Suresinin 44, 45, 46, 47 ve 48. ayetleri arasında bir İlyas haftası var inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Adalet toplumsal bir konudur ve Allah Teala toplumda adaletin sağlanması için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun? Her zaman insan isterse her zaman ulaşabilir yani. Nasıl Allah'tan korkar? Allah'tan her zaman Allah aklında olur. Maneviyet olarak insanın vicdanıyla gerçekten Allah'ı düşünmesi. Allah'ı göklerde türbelerde, yeryüzünde değil de vicdanında aramaz. Bize Allah ne buyurduysa Kur'an-ı Kerim'de onları yapmak için, yani onlar için yaparsak ulaşabiliriz düşünüyorum. Öyle bir şey. Siz Allah'a böyle sevgi dolu dualar ediyor musunuz? Allah'ım keşke ben de senin dostlarından olsam. Ermiş evliyaların gibi ben de sana ulaşsam. Herkes ister tabii ki. Herkes ister. E tabii ki öyle bir şey isterim. Dünyada ahiretimi düzeltmek isterim. Çünkü fani bir dünyadayız biz şu an. Yani bayağı hoşuma gitti öyle bir şey varsa. Allah gerçek dini bulmayı bana nasip etsin. O zaman Allah'a şöyle deyin olur mu? Bunu da söyleyin zaten çok güzel. Ben de seni tanımak istiyorum, dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum da deyin. Nasıl bir dua etsen? Tanımak istiyorum. Dostlarından hani o aşka değil de o boyuta ulaşmak istiyorum Mevlana gibi. Hani farklı bir boyut atlamak istiyorum. Allah izin verirse olacak. Abi inşallah. Bir misafirimiz Allah'tan korkarsa, Allah hakkında olursa her zaman Allah'a ulaşabileceğini söylediğim. İnsanı Allah'a yaklaştıran unsur Allah korkusu mudur? Hayır, Allah sevgisidir. Allah'tan korkan grubun birinci kısmı cehennem korkusuyla korkar ve cennete giremeyince mahzun olur. Ama veli olduktan sonra bu korku yok olur yerine acaba bir hata yaparım, adaletin ve Allah'ın sevgisi azalır mı? Korkusu adım adım al. artmaya başlar. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aranızda Allah'tan en çok korkan benim. Salah makamın sahibi olan Habil, kardeşi kendisini öldürmeden evvel diyor ki sen beni öldürmek üzere elini uzatabilirsin. Ama ben sana elimi uzatmam çünkü ben Allah'tan korkarım. Yunus Suresinin 62-64. yüzyılda kelimesi: Ela anni auliya Allahu wa la qoufun alim wa la hamiyasalun, elazina amen wa Allah'ın euliyasına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Allah'tan korkan grubun birinci kısmı cehennem korkusuyla korkar. Ama onlar için korku yoktur buyurulduğuna göre demek ki onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ve cennete giremeyince mahzun olur. Ama veli olduktan sonra bu korku yok olur. O kişi mahzun da olmaz. konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah Allah razı olsun allah Teala her devirde insanlar arasında adaleti sağlayan, insanları hayra çağıran Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Mürşit işte Allah'ın Allah'ın dostunu takip edin. Mürşit bizim için işte Allah'ın kulu bir bendesi bize geliyor, işte bize dini talim ediyor. Mürşit bizim için imanın hani peygamberden sonra, halifelerden sonraki temsilcileri mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Mürşid işte namaz kılarsa, abdest alırsa, Allah'ın de, bütün dediğini sünnetleri yerine getirirse, yaparsa bulur. Şu anda sadece hadisler var. Bir de Kur'an-ı Kerim var. Başka da dini tam anlamıyla öğrenebileceğimiz kimse yok. Şimdilik mesela imamlara gidebiliriz, soru sorabiliriz. Yani şimdilik böyle bir yol var ama eskiden mesela peygamberler vardı, bir, de ehlül beyt vardı, işte peygamberimizin ashabi dostları vardı. Mürşidimizi bulmak için Allah hacet namazı diye bir namaz kılıp ona sormamızı istiyor, bize göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hak ederse gösterir yani çok şey yaparsa. Hak edersen. evet. Ben ilk defa diyorum. Eğer varsa da ben tabii ki denemek isterim. Yani mürşidimi bulmak isterim. Evet. Çünkü ahiretimi düzeltmek istiyorum. Hacet namazımı duymamıştım ilk defa sizden duyuyorum. Biraz araştırma yaparsam belki ona da bir şey yapabilirim. Misafirim şu anda sadece hadisler ve Kur'an-ı Kerim var. Dini tam anlamıyla öğrenebileceğimiz başka bir kimse yok. Günümüzde dini öğretme görevi kimlere aittir? Her devirde kime aitsa bu devirde de onlara aittir. Çünkü insanlık tarihi boyunca her devirde allah Teala'nın hidayete erdiren bir devrin imamı var. Ayrı lisanı konuşanlar arasında allah Teala'nın doğmadan ve seçtikleri veli Resuller var. Onların etrafında yedi sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitler var. Onların vekili, vekil mürşitler vesaire. Hangi dönem olursa olsun Ondan sonraki ve yaşayan dönemde onların iz düşümleri var. Yani Adem Aleyhisselam ilk devrin imamıydı. Kavim Resulü'ydü. Evlatları veli mürşitlerdi vesaire. Ama bugün onların yine iz düşümleri günümüzde var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki ayrı konuşan kavimler içerisinde o kavmin lisanıyla bir kavim Resulü olmasın. Hiçbir zaman dilim yoktur ki 7 sava 4 teslimi yaşayan veli müşrikler olmasın. İşte kıyama 19'da Allah Teala sümenne aleyna beyanuhu. Sonra Kur'an-ı Kerim'i öğretmek bizim üzerimizdedir. Ashab-ı son nebi nebi de sultanı peygamber efendimiz olmasına karşılık kavim resul arasında seçilen vekaleten devrin imamı Serze 24'te zikrediliyor. Mumin 44'te ise ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller olduğunu, Nahl 36'da her kavim Resulü ancak hidayete erebileceğimizi ifade buyuruyor. allah Teala Kur'an'ı ı açıklamak, beyan etmek bizim işimiz diyor. Kim vasıtasıyla beyan edecek? Devrin imamı vasıtasıyla beyan edecek. Her devirdeki huzur namazının imamı aynı şeyleri açıklayacaktır en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse görüyoruz ki Allah her şeye kadirdir. Yedi safa varis. Bu yedi safa varisin her biri mutlaka kendisine ulaşan insanlara Kur'an-ı Kerim'i bütün boyutlarıyla öğretiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtarım Hocam. Hürmetle ve hasretle mübareklerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhtarım Hocam müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'ın adalet terazisinde bir yanılma veya haksızlık olabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Tekrar hürmetlerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız Muhtarım Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz aslında bütün Balıkesir'li kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah'ın adalet terazisinde bir yanılma veya haksızlık olabilir mi? Hayır. Allah'ın hak terazisinde yanılma veya haksızlık diye bir mesele hiçbir zaman olamaz. Allah Teala adildir, herkese neyi hak ediyorsa verir. Allah'ın adaleti özellikle mizanımızda ortaya çıkar. Mizan zaten terazi demektir. <laughs> Hayatımızın her saniyesinde çok derece kazanmamızı veya az derece kazanmamızın ifadesiyle sonuç hakkı eder. Tasavvufa giren bir kişi mürşidi şimdi üç tane odada Kur'an okumakta olan insanlar var. Onların esensine tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın buyuruyor. Birinci odadaki şahsın ensesine tokat atıldığı zaman o kişi de kalkıp vuruyor. Tamam evladım bu işte kısastır diyor. İkinci odadaki şahsın ensesine tokat atıldığı zaman o yukarıya bakıp gülümsüyor ve affediyor. Üçüncü odadaki şahsın ensesine tokat atıldığı zaman o ayağa kalkıyor ve ben sana yardım etmek üzere varım. Yine Merkez Emredi İfadesi'ne ve Sümbül Efendi öğrencilerine, müritlerine yine nerede bir haksızlık, bir kusur görüyorsanız onlara gelin yazın bana anlatın. Herkes Sümbül Efendi'ye bir şeyler anlatıyor ama susan birisi var. Evladım sen gitmedin mi? Gittim ben de. Sen olsaydın ne yapardın? Ben olsaydım hiçbir şeye dokunmazdım. Her şey merkezinde çünkü Bakara 202'de zikredildiği gibi Allah serül hesaptır anında hesabı görüyor ve adaleti gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah'ın indinde Allah'ın en sevdikleri hakka, adalete riayet edenlerdir. Şeytansa insanlara yanlış şeyler öğretip adaleti bozmaya gayret ediyor. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu? Şeytanı dinlerse her zaman şeytan başarılı olur. Dinlemezse de hiçbir zaman başarılı olmaz. Bayağı başarı oluyor. Yani 10 numara 5 yıldız başarı ediyor. Yani şimdi eğer bakarsanız namaz camiye kılıyor, hiç kimse gitmiyor. Bu dönemde oluyor evet. Nelerimiz eksik? Nelerimiz eksik? Camiler boş. Okumuyoruz. O yola başvurmuyoruz da başka yollara başvuruyoruz. allah Teala şeytanın adımlarına uymamak için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur? Tamam doğru düzgün yaparsa şeytan yerinde durar. Hiçbir şey yapamaz. Mesela zikir yaptığı zaman Allah'ın kulu oluyor. Allah'ın yolunda gidiyor. Öyle bir şeydir yani. Allah onu savunuyor, kulu, koruyor. Yani şeytanı ondan uzak tutuyor. İç huzuru ortaya çıkarır bu bir. Kur'an'ı okumamıza istek getirir bu iki. Peygamber Efendimiz'i, e, müşritleri, alimleri düşünmemizi sağlar bu üç. Daha rahat dine yönelmemizi sağlar bu da dört. allah Teala Allah'ın ismini zikretmemizi farz kılmış. Yeterince Allah'ı zikrediyor mu? Yeterince şu anda Allah yardım etmiyoruz yani. Bu bizim Allah sevgimizin düşük olmasından mı? Her anda Bir misafirimiz zikir yaptığı zaman, zaman Allah'ın kulu oluyor. Allah'ın yoluna gidiyor. Allah'a kul olmakla zikir arasında nasıl bir ilişki var? Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insilla li Biz insan biz cinleri ve insanları başka bir şey için değil bize kul olsun diye yarattık. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet ediyor. Fizik vücudunun Allah'a kul olabilmesi ancak nefsin tezkiyesi ve buna bağlı olarak ruhun Allah'ın zatına ulaşması ile mümkündür. Hiç kimse zikretmeden nefsini tezki edemez. Nefs tezki olmasa ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Dümer 17'ye göre kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Fatır olsan küze göre yedi kademede nefs eskesini sağlayacak ama tabi şeytan boş durmuyor. Zoru 36'ya göre iblis de o kişiyi zikretmekten zikretmeye mani oluyor. Men şu an zikru rahmanin nukayit lehu şeytanen. Kim rahmanın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. fecir Suresinin 27, 28, 29, 30. i kerimelerde bu hakikati bize bildiriyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarım arasına. Öyleyse Allah'ın kulu olabilmesi için yedi kademedeki nefs teskesi buna paralel de ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor ki hadis-i şerifte kul kendini Allah'ın azabından zikirden daha üst seviyede bir müessir amel işlememiştir buyuruyor. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz var inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İnşallah benim sorum Osmanlı'daki adaleti anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Bizi seni çok seviyoruz. 8 aralık kardeşlerimize mutluluklar diliyor. Osmanlı'daki adaleti bize anlatır mısın diyor kardeşimiz. Fatih Sultan Mehmet ve Kadı Kısası. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylediği kıstı adaleti Osmanlı tam olarak yerine getiriyordu, tatbik ediyor. Osmanlı kadıları adaletin ateşten bir gömlek olduğunu en iyi idrak eden insanlardı. Ama daimi zikrin sahipleriydi. Onların gözünde allah Teala'nın karşısında herkes adalet açısından eşitti. Osmanlı adaletine Avrupa hayrandı. Nitekim Avrupa'da şey Balkanlar'da bugün bir tekerleme var Osmanlı hakkında. Osmanlı gitti adalet bitti. Osmanlı gelirse adalet gelir sözü Avrupa'da yüzyıllarca söylemiş bir sözdü. Avrupa halkı kendi çocuklarını Enderun'da yetiştirsinler, Osmanlı terbiyesi alsınlar, onlar da alati temsil etsinler diye Osmanlı'ya teslim ediyorlardı. Evet, Allah razı olsun. Suallere bakıyoruz inşallah. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam. Anam 102, Fecir 26 ve Ankebut 69 ayetten açıklar mısınız? Menem <laughs> suresinin 102. ayet kerimesinde Rabbiniz işte bu Allah'tır. Bundan başka ilah yoktur. Her şey yaratandır. Artık ona kul olun. Bu her şey vekildir. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve cirmiyatı la yesukul sakavu ahad. Şimdi halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilir? Hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalü bela günü Adım Aleyhisselam'ın zahrında yaratan allah Teala bütün ruhları misakla bizi zikücütleri atlar, nefsleri yeminle kendisine bağlıyor ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ve allah Teala her şeyi yaratandır. Ona kul olun. O her şey vekildir. İşte her şeyi yaratan allah Teala'ya kul olmak bir dilekle gerçekleşiyor. Bu dilek kişinin ruhunu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmayı dilemesi. Dilediği zaman üçüncü safa kul olur. Ankebut 69'da ise وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَذِي مُسْبُولَنَا وَالَّنَّ اللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ onlar ki bizde cihat ederler. Biz onlara yollarımızı gösteririz. Allah muhsinlerle beraberdir. İçinizden cihat edenleri ve sabredenleri tespit etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ali İmran 142 ve Muhammed 31 ve nebluvennekum hatta na'lem el mucadine minkum ve sabirin. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Cihat edenleri ve sabredenleri tespit edinceye kadar. Ev hasibtum en tedhulun el cennete lemma ya'lemullahi lezine cahidu minkum ve la'imu sabirin. Allah razı olsun. Çanakkale'den bir izleyici, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hemen müşridine tabi olabilir mi? Mürşide tabiyetten önce zikir gerekli midir? Evet Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi kalbi mutmainse bu hacet namazı kılmadan tabi olması gereken mürşid sadece devrin imamıdır. Çünkü devrin imamı herkesin mürşididir. Mürşidi Allah tayin eder. Ama hangi mürşid olursa olsun, kime tabi olursanız olun, Tabi olduğunuz kişinin ruhu değil, devrin imamının ruhu başınızın üzerine yer aldığı için, o zaman dünyada yaşayan bütün insanlar için mürşit, bir tek kişi var, devrin imamı. Ama o devrin imamını yeryüzünde temsil eden milyonlarca insan var. Onlar vesiledirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hemen, Mürşidini, bu mürşid devrin imamıysa hemen tabi olabilir. Ama devrin imamı olan mürşid değilse hacet namazı kılarak Allah'ın gösterdiğine tabi olması lazım. Mürşide tabiyetten önce zikir gerekli midir? Evet huşu sahibi olması bu açıdan önemli. İstanbul'dan gözüken Osmancık Muhterem hocam, Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah Adem'e secde edin dendiği zaman Cinler, şeytanlar ve melekler secde etti. Bir tek iblis etmedi buyurdular. Buradaki şeytanlar ve cinler ayrı yaratıklar mı? Açıklar mısınız? Bu Terim Efendimiz bir, bir kısım sohbetlerinde evet şeytanların da cin tayfasından olduğunu buyuruyor. Cinler var. Ayrı şeytanlar var. Bir de cin şeytan, insan şeytanları var. Cin şeytanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. İnsan şeytanlar yine aynı şekilde ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Nitekim bu insan şeytanlar, cin şeytanları allah Teala Enam Suresinin 128. ayet-i kerimesinde ifade ediyor ve cinlere diyor ki siz insanlarla sayınızı arttırdınız. Onların hepsini bir ayet topladığı gün allah Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı arttırdınız. Tavgutların arasına insanları da kattınız. Yani nasıl cin şeytanlar varsa insanlar da aynı şekilde insan şeytan. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Yani dost olan insanlardan bir kısım. Bu insanlar bu tağutlara dost. Rabbimiz biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. allah Teala Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamana gelmesi hali hariç. Sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalan, kalacak olanlarsınız. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm sahibi en iyi bilendir. Evet demek ki insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu dan cinlerden, şeytanlardan ve meleklerden askerleri vardı ve şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışıyorlardı. Sebe Suresi'nin 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman belki orada bu işareti görebiliriz. Bedeni örten uzun geniş zırhlar, yap. yap. Onu örgü çiçe, iç halkalar şeklinde dizayn et. Salih amel, zikirle nefs kesin yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görerim. Sebe 12 Sabah gidişiyle bir aylık, akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman için içindi. Onun emrine vermiştik. Ermiş bakırı kaynağında onun içine akıttık ve cinler cinlerden Rabbinin izniyle onun elinde elin altında emrinde çalışanları vardı. Bunlardan kim emrimizden çıkarsa onu alevli ateşin azabına tattırırız diyor. Ona dilediği şeyler, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük canaklar, sabit kazanlar yapıyor. Ey Davud Aleyhisselatü şükrederek. Demek ki kim bunları yapıyor? Muhtemeldir ki evvelki ayetlerde belirtilen bunların içinde şeytanlar da var. Iğdır'dan Orhan Bey, Muhterem Hocam, babam iki yıl önce vefat etti. Başınız sağ olsun. Onun hay hayrına bir şeyler yaparsak, babamın amel defterine yazılır mı? Eğer allah Teala haberdar ederse baban hoşnut olur ama amel senin amel defterine yazılır. Zaten dikkat ederseniz ameli yapan sensin. Ameli yapan sen olman hasebiyle senin defterine yazılır. Sadece bu ameli işlemen baban sebep olur. Baban sebep olduğu için olay bu şekilde ifade edilebilir inşallah. Nitekim anlatıyorlar baba oğul arasındaki ilişki. Zamanındayken Allah'ın emrini yerine getirmeyen baba vefat ediyor. Evlat daha sonra o babanın bıraktığı mirasla Allah'ın emrini yerine getiriyor. Böyle olunca ahiret hayatında ona bir önünü aydınlatan Fener oluyor. Baba oğul beraber gidiyor. Oğul önde, baba arkada. Baba oğluna diyor ki oğlum önümü göremiyorum aydınlat. Evlat diyor ki babacığım Fener senin elindeyken sen kendi isteğinle bana verdin. İşte bütün mesele kişinin hayattayken o mal mülke sahipken Allah'ın emrettiği şekilde onu kullanması, Allah yolunda vermesi önemli. Allah razı olsun. Günümüzde din öğreticileri sadece bu vasıta emirleri muhtevasını alan İslam'ın beş şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. İslam'ın beş şartı gerçekten insanı ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırabilir mi? Hiç kimseyi. Şimdi yedi tane vasıta evre bakalım. Bir kere Kur'an'ın dizaynı beş değil. Kur'an yedi ilü bir sistem üzerine dizayn edilmiştir. İşte Hecir suresinin 87. ayet-i kerimesi. وَلَّقَدْ min السَّبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانِ الْعَزِيمِ Öyleyse buradaki ayette Kur'an-ı Kerim'in dizaynı yedinin üzerine bina edilmiştir. Şimdi bu yedi vasıta emre bakalım. Bu yedi vasıta emirden insanların namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i Dikkat ederseniz başta birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sonda da zikir yok. E bu Beşi insanı kurtarmaz mı? kurtarmıyor çünkü kelime-i şehadet üzerinde belli. Öyleyse bu kelime kişi kendi kendine söylediği zaman derecet kazandırır. Ama asli manasıyla bu kelimenin söylendiği yer kelime-i şehadet olması hasebiyle yedi şahidin huzurunda bunu söylemesi lazım. Bu yedi şahit huzurundaki yapılan tövbede bu kelime-i şehadet söyleniyor. Bizimki zat-ı muhteremler değiştirmişler. Kendi kendimize de söylersek olur diye. Halbuki tövbe merasiminde yedi tane şahit bu Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşrin önüne tövbe ettiğimiz zaman bu tövbe de La İlahe İlahe Muhammed Resulullah bu yedi şahidin huzurunda söylenir. Kelime-i şahidet bu açıdan çok önemli. İster kelime-i tevhid deyin, ister kelime-i şahidet deyin aynı noktada ama şartı yedi şahidin huzurunda. Ama bu yedi şahidin huzurunda yapılan kelime-i tevhidin söylendiği, kelime-i şahadetin söylendiği yer, Allah'ın bizler için tanitim, müşrünüm diye tövbe ettiğimiz zaman gerçekleşir. Tövbe merasim yedi şahit uzunluğunda gerçekleşir. Alimran 18 Allah şahittir. Alimran 81 Devrin imamı şahittir. Mücadele 22 Devrin imamın ruhu şahittir. Umin 7 Arşı tutan melekler şahittir. Yusuf 108 Mürşid'in kalp gözü şahittir. İnfitar 11 Kiramen Katim melekleri şahittir. Ve Nur 24 Amel defteri şahit. Öyleyse bu kelimeyi i şahit veya kelime-i tevhid bu 7 şahidin huzurunda söylenmesi lazım. E Şimdi 7 şahit yoksa kendi kendine bu kişi kelime-i tevhidi getirdiği zaman derecet kazanabilir ama hiçbir zaman o kişinin Günahları sevaba çevrilmez, şefaat gerçekleşmez. Öyleyse şefaatçilerin şefaati o kişiye fayda vermiyor. Şefaatçilerin fayda şefaati o kişiye fayda vermiyorsa o zaman zaten Allah'a ulaşma dileği de yok ve ilk iki safa olmaması sahasebiyle zikir de yok. Geri kalan sadece sevmü selat, hac zekat ve kelime-i Şimdi Böylesi bir kişi namaz kılarsa ne olur? Mahun suresinin 4 ve 5. ayet-i göre o kişinin namazı değerlendirilir. Böyle bir kişi oruç tutarsa ne olur? O kişi takva sahibi olmadan tuttuğu oruç sadece onun için açlık ve susuzluktur. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aşk kalmanıza ihtiyacı yok. Bakara 197 Hac Yine aynı şekilde ve zekata geldiğimiz zaman belki de burada Beyne Suresinin 5. ayet kelimesinden ziyade şunu söylememiz lazım. Nisa Suresinin 38-39. ayet kelimesinde ne olurdu Allah'a ve yümlâhre iman etselerdi? Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ve yümlâhre iman etmeyenler onların zekatları da Allah katında bir değer ifade etmiyor. Allah razı olsun. Muhterem İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam tebliğ yaptığım misafirlerimin bir suali var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatıyorsunuz. Günümüzde neden bu dilek başkaları tarafından anlatılmıyor? Bu dilek bu kadar önemli bir kurtuluş kavramı mı? Açıklar mısınız? Evet. Bu dilek yoksa dinin tamamı yok. Neden? Çünkü bu dilekle kalp açılır. Bu dilek cennetin anahtarıdır. Bu dilek Kur'an'ın anahtarıdır. Bu dilek kalbin anahtarıdır. Bu dilek yoksa kalp açılmıyor. Onun için dikkatle bakın Allah Teala bizim soyumuza, malımıza, şekli şemamıza bakmaz. Kalbimize ve bu kalbi talebe bağlı olarak işlediğimiz amele yani kalp ulaşmayı dilemek ve buna paralel zikir, zikir yapmak. Devamlı Allah'ın baktığı şey bu. E niye bunları bilmiyorlar? Çünkü din öğretenler dini Kur'an'dan değil, kutsal kitaplardan değil, insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğreniyorlar kusar kitapların yanına bu el mezeması kitapları koyanlar şeytan ve avanesidir. Hemen söyleyelim sizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın mürşidi. E şimdi eğer Kur'an yoksa, Kur'an'ı açıklayan mürşit yoksa o zaman din yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in de anahtarı. Allah'a ulaşma dileği yoksa Kur'an'a giriş yoktur. İşte Yunus 7 8. Ennellezine la yercun kana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Faradul hayatı dünya dünya hayatından hazırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an-ı Kerim yok hükmünde ayetlerden gafil. Ayetlerden gafil olanların gideceği yer cehennem. Yani kuran Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de hem Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır. Ulaşmayı dileği yoksa ayetlerden gafil olur kişi. Hem de cennetin anahtarıdır ulaşma dileği yoksa o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Bu dilek yoksa o kişi için mürşit de söz konusu değil. O zaman ilk iki safa o kişi hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta götüreceği yer cehennem. Şimdi tekrar sual okuyalım tebliğ yaptığım misafirlerimin bir suali var. Allah ulaşmayı dilemeyi anlatıyorsunuz. Günümüzde neden bu dilek başkaları tarafından anlatılmıyor? Çünkü dini öğretenler Kur'an'dan değil, Allah'ın mürşitlerinden değil, dini el yazması kitaplardan öğretiyorlar. Yunus diyor ki, bin kez okur isen aktan karayı. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani din, kamil mürşitten, Kamil mürşit de Kur'an ayetleriyle din öğreten kişidir. Bir kişi düşünün ki Kur'an ayetleriyle size din öğretmiyorsa onun öğretisi boşuna, o kişilerin de yaptığı amel boşa gidiyor. Halbuki dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'i öğreten her devirde o kavmin lisanıyla anlatan Allah'ın ayetlerini anlatan Allah'ın Resulleri var, veli Resuller. Onların yetiştirdiği yedi sabahı yaşayan veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Onlardan din öğrenmek durumundayız. Şayet devrin imamından, veli Resullerden, veli mürşitlerden, vekil mürşitlerden değil, din adamlarından dini öğrenirseniz, o zaman bakın durum nedir? ateşe çağıranlar. Allah'a davet edenlerin dışında ateşe çağıranlar var. Bunların başında fesat çıkaranlar. Kübera ve fesat çıkaranlar var. Saadet ve küberalar var. Hidayeti gizleyenler var. Ayet ve Resulü'ne lağzı eden var. Zülmani melam eden var. Bu yedi grup insan insanları ateşe çağırıyor. Ve hiçbir zaman onların kurtuluşu söz konusu değil. Bu sadece Müslümanlar için değil. Zaten din tektir. Bu dinin şeriatı da tektir. Ve her devirde 7 safa 4 teslimi yaşayan Allah'ın dostları var. Tevrat ayetleriyle 7 safa 4 teslimi yaşayanlar, İncil ayetleriyle 7 safa 4 teslimi yaşayanlar, Kur'an ayetleriyle 7 safa 4 teslimi yaşayanlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Tevrat ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar vardı. Onun döneminde de vardı. İşte Al İmran suresinin 113-114. ayette bunu açıklıyor. el kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan insanlar var. Marif ve neyden? Ne Hayırlarda yarışanlar var. Onlar da salihlerdendir. Öyleyse Tevrat ayetleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler Peygamber Efendimiz'in döneminde de vardı. Bu ayet onların ispatı. Yine İncil ayetleri 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar vardı. Maide suresinin 83. ayet-i Peygamber Efendimiz ayetleri okuduğu zaman gözyaşlarıyla dinliyorlar. Resul indiğinden Kur'an-ı Kerim işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı Onların gözlerinin yaşla doldurup taşlarını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraberiz. Bakara suresinin 89. ayet-i baktığımız zaman ne görüyoruz? 98 Evet. 89'a baktık. Ehli kitaptan peygamber efendimiz'i tanıyanlar olduğunu o ayet buyuruyor. Resul'e arif olmaları diye geçen bir ayet. Allah razı olsun. Alimran suresinin belki 89'unu şu anda çıkartamadım. Afyon'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Olaylar yaşanırken kararlarımızı neye göre almamız uygundur? Hayatımızda iki karar arasında kalabiliyoruz. Doğru veya ahsen karar alıp almadığımızı nasıl idrak edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, evet 146 اَلَّذ۪ينَ يَعْتَيْنَا مُلْكِتَابِ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ بَعَوْنَ bu ayrı buna benzer işte yine Arafa sözünden gelen bir şey. Yahudilerin peygamber efendimizin adına Allah'tan yardım istediklerini söyleyen bir ayet. Afyon'dan bir izleyici muhterem hocam. Onlar yaşanırken kararlarımızı... Evet. Yani doğru ahsan karar Kur'an ayetlerine uygun olandır. Her zaman bize söylenen başka zanlar da var. Ama bir de o konuda Kur'an ayetleri var. Zümer 18'e göre onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına yani Kur'an-ı Kerim'e uygun düşen tabi olurlar. Allah razı olsun. İstanbul'dan Erşen Tagiyev, muhterem hocam, geçimimizi sağlamak için yaptığımız bir iş bizi görevlerimizden alıkoyuyorsa, görevlerimizi yapmakta zorlanıyorsak, konuda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, geçimimizi sağlamak için hiçbir görev bizi geç, şeyden alıkoymuyor. koymuyor. Allah Teala "Vallen sen insan insan için çalışmasından başka bir şey yoktur." Allah Teala daimi zikri bize farz kılarken günlük yaşama da sorumluluklarımızı zikirle yapmamız emir buyuruyor. Yani yerinde oturun, hiç evden çıkmayın, devamlı Allah'ı zikredin emri yok. Otururken de Beni zikredin diyor. Ayaktayken de beni zikredin. Yan üstü yatarken beni zikredin. E zaten insanın hayatında bu üç fiil geçerlidir. Ya ayakta bir şeyler yapıyordur. Ya oturuyor vaziyettedir. Veya gecenin yatıyor vaziyettedir. Üç fiilin içinde de ne yaparsanız yapın zikredin. Öyleyse zikir hiçbir şey, zikir hiçbir dünya çalışmasına engel değildir. Hangi dünya çalışmasını yaparsanız yapın, geçiminizi sağlamak üzere zikirle yapmanız Allah'ın emridir. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyici muhterem hocam, İslamiyet'te tövbe almak var mıdır? Ayetlerle açıklar mısınız? Üç çeşit tövbe var elbette. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Eğer Kur'an'ın ayetleriyse o zaman kesinlikle vardır. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe bu her zaman olmayabilir. tövbenin kabul edilmediği haller söz konusu. Kişi kendi kendine tövbe ederse derecat kazanır ama her zaman o tövbe kabul edilmeyebilir. Kelime-i şehadet getirip de tövbesi kabul edilmeyenler. Yani bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerde gayet görüyorsunuz. Mesela Nisa 18'de onlardan birine kendilerine ölüm gelinceye kadar seyahat işlerinden kötülük yapanlardan gerçekten ben şimdi tövbe ettim. Birinin tövbesi tövbe değildir. Doğruluk, iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah'ın katında sadıklardan olur. Ama yalan kişiyi kötüle, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah'ın katında yalancılardan olur. Öyleyse kötülük işleyen, yalan söyleyenlerin tövbe etseler dahi Allah katında onların tövbeleri geçerli değil. Ayetler bunu açıklıyor bizlere. Ama İkinci tövbe mürşit önüne yapılan tövbedir. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek 12 tane insanla mürşit önüne tövbe ederse ki az evvelki o mürşit önüne yapılan tövbe mağfiret olayı, şefaat olayın gerçekleşmiş mürşit önüne yapılan tövbede 7 ayette açıklanıyor. Kur'an 70, Mümtehin 12, Ahzab 73, 312 112, Nisa 64, Müm Mumin 7 ve Nebe 38'de bunların hepsi bu tövbeler mürşidin önünde yapılan tövbeliği açıklıyor. Burada mürşidin önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Bir de tövbe-i nasıl var. Tarim suresinin 8. ayet-i Orada da tövbe-i nasıl muhlislerin yaptığı bir töbedir Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh artık başka bir tövbeye ihtiyaç duymayan bir tövbedir. Allah razı olsun. Belçika'dan Eyüp Yüksel Muhterem Hocam, abdestsiz zikir çekilir mi? Çekilebilir. Size ferahlık verir ama derecat kazandırmaz Muhterem Efendimizin açıkladığı gibi. Ama zikir çekerken hem mutlu olmak hem de derecat kazanmasını istiyorsanız o zaman abdesti çekmeniz lazım. Azerbaycan'dan bir izleyici Muhterem Hocam Bakara67 yedi. Ve Yasin 10 11 ayetlerini açıklar mısınız? Ennellezîne keferû sevân 'alâ mâ enzelte min lem tunzirum lâ yûminûn. Khatamallâhu 'alâ kulûbihim ve 'alâ sem'ihim ve absârihim şavâ ve lehum azâbun O kafirleri uyar san da uyarmasan da olan için biridir. Onlar iman etmezler. Onların kalpleri kulakları mühürlü, basarasının gışavtanı perde var. Onlar için azim. Lehum azâbun azîm en büyük azap, cehennem azabı var. اِنَّمَا تِنْزُنُوا مَنَ اتَّبَعَ ve وَخَشِّيَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ Sen zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a hoşu duyanları uyarırsın. Yani Kur'an'a tabi olanlar, Kur'an'a tabi olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. وَخَشِّيَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a hoşu duyanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve beşiru bi ve ecrün onları mağfiret ve kerim bir ecirle müjdele. Allah razı olsun. Tevâne aleyhim enzertu men lem tüzzurum la Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için onlar iman etmezler. Tıpkı burada gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ama sen nereye, kimleri uyarabilirsin? Ulaşmayı dileyenleri ve gaybde Rahman'a hucu duyanları uyarabilirsin. Almanya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Enam Suresi 125. ayet-i açıklar mısınız? Enam 125'te Efemen yürüdüllahu en yâti ev yaşasadır İslami. Allah kimi kendisinin, onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ama kimi delalete bırakmayı dilerse o zaman onun göğsü daralıyor. Sanki göğe yükseliyormuşçasına. Böyle insanların üzerine Allah pislik gönderiyor. Amasya'dan bir izleyici Muhterem Hocam Sırat-ı Müstakim üzerinden olduğumuzu veya olmadığımızı nasıl bilebiliriz? Sırat-ı Müstakim üzerinde olduğumuzu veya olmadığımızı. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç. Fırka inayice kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse bu fırka inayice 12 tane insanla mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. O zaman sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu Nasıl anlarız? 12 tane ihsanı Allah'tan almışsanız. Mesela mürşidi mürşit olarak görüyorsanız. Mesela mürşidin sözlerinin manasına, ayetlerin manasına varıyorsanız. Mesela kalbinize indirmiş idrak edebiliyorsanız. Mesela göğsünüzden kalbinize nuru açılmışsa huşu sahibiyseniz, hacet namazı kıldığınız an Allah size mürşit gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, hacet namazı kılsanız dahi Allah size mürşit göstermez ama size mürşit gösterdiyse, bütün bunlar işaretler hep sizin sırat-ı müstakimde olduğunuzu, fırka inacının içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ne diyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyin ve huşu sahibi olarak perşembe Cuma'ya bağlayın gece hacet namazı kılın. Allah size gösterecek. Allah size gösterdiyse kimlere Allah müşrik gösteriyor? Sırat-ı müstakim üzerinde olması gerekenlere Allah müşrik gösteriyor. Fatiha suresinde Sırat-ı lezine aleyhim Üzerlerine nimet verdiklerini yoruyor. Mürşidin ruhu bir sultanisi bir nimettir. Öyleyse o nimet başımızın üzerine geldiyse o sıra biz sırat-ı müstakimdeyiz demektir. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir izleyici Muhterem Hocam insanlar nefslerini nasıl terbiye edebilirler? Hiç kimse kendi nefsini teskiye ve terbiye edemez tek başına. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emanetini hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Bu dili Allah Teala o kişinin kalbinde görürse Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ona peş peşe 12 tane husanla müşridine ulaştırır. Ve dikkatle bakın allah Teala nefs eskesini yapandır ama müşritlerin eliyle yapıyor. İşte Bakara 129 onların nefsini sen tezki edersin. Bakara 151 sizin nefsinizi tezki eder Resul. Adnan 164 onları sen tezki edersin. Nisa 44 ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezki eder. Nur 21 Allah'ın fazla ve rahmeti olmasa hiç kimse nefsini teski edemez zikir. Necm 32 Allah takva sahipleri nefsini teski eder. Cuma 2 onların nefsini sen teski edersin. Öyleyse nefs tezkesi ikinci sabada gerçekleşiyor ve mutlaka Allah'ın mürşidiyle oluyor. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeden kişi mürşidine tabi olmadan nefs tezkesini yapamaz. Hiç kimse onun nefsini terbiye edemez. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Heran Kur'an Haram her Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Heran Kur'an Haram her Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri sizin üzerinize olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.